3 Aralık 2018 tarihinde Löv Spor Salonu'nda Lefke Alp Üniversitesi Yeni Erenköy Belediyesi Büyük Bayanlar Voleybol maçı gerçekleşti. Hiç set vermeden maçı 3-0 kazanan takım Lefke Alp Üniversitesi oldu. Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Günümüzde Öğretmen Olmak konulu etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Panel Başkanı Profesör Doktor Canan Çetin Kanat, Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Profesör Doktor Süleyman Çelek ve Profesör Doktor Mehmet Çağlar oldu. Evet, kuramları öğreteceğiz. Kuramları öğreneceksiniz ki onların eksiklerini görüp, problem durumunu görüp yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Yaratıcılığınız ancak öyle gelişir. Nedir yaratıcılık? Mevcut olanlardaki problematik durumları görüp onlara çözüm yolu önermektir. Yoksa yoktan var etmek değildir. Yaratmak, mevcudu değişik biçimde yorumlayabilme becerisidir. 5 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda ÖÇEM tarafından düzenlenen Engeller İçin Politikalar ve Düzenlemeleri konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Engelsiz Yaşama Destekleme Derneği Başkanı Gülis Kaner, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çalı'da oldu. 2004 yılında şu anda içinde bulunduğumuz merkezimizi hayata geçirdik ve bugün merkezimizde fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemiz, ortez protez ünitemiz, psikolojik danışmanlık ünitemiz, spor aktivitelerimizi yaptığımız salonumuz, 3 tane engelsiz aracımızla adanın her noktasından yani Dip Karpaz'dan Lefke'ye kadar üyelerimizi ve ihtiyaç duyan engellilerimizi alıp merkezimize getirerek oradaki tedavilerini yaptırabiliyoruz. 6 Aralık 2018 tarihinde Löv Sinema Salonu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kruvaziyer Turizmi ve Kariyer Olanakları konulu etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Starbot Cruises Türkiye temsilcisi Muammer Songur'du. 48 years old and I've been doing this job for more than 30 years. With tourism industry experience, starting with a many very little law and level position as assistant waiter, then become as a, of course, in our job everything should be come this side like a food and beverage manager, and I was a hotel manager as well too. But why I'm here, try to give us some brief and information about the cruise lines, because before 1992. I worked several hotels as a five-star, as assistant waiter and training ships. During that years in Ankara, the capital city in Turkey, which is a huge, big city, I mean, more than 12 million people live there, and, you know, change a lot. When I was a little kid, before I go to US. 7 Aralık 2018 tarihinde Löv Sinema Salonu'nda ÖÇEM tarafından düzenlenen yollarda konulu etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacıları Ayşe Sevendayı ve Selim Berke Yarardı. Uyandım ki ben oluyor ve bağırıyor. Gel yavrum. Bağırıyor. Yani işte konferansımın çok şu oradaydı. Yani çünkü çok geldi, her yerim ağrıyor. Beni burayı kilitlediniz, beni buradan çıkarmıyorsun. Vadi beni yuttu falan diye bağırıyor. Sevend ne oldu diyorum, dayanmıyormuşum. Niye bağırıyorsun? Senin ne olacak cezası? Herkesi seviyor orada. Anlıyorum tabii. Sonra biz Taylan'la konuşmuştuk ama yani. Oğlum benim bu. Burası çok ağır bir koşul yani. Ağır koşulda Seban gerçekten iyi idare ediyor falan. Bayağı ağır patlayınca Taylan'ı almadan kaçmış.